Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Mutfağıma misafir olan siz değerli takipçilerimi çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. 5 adet küçük boş soğanım var. Bunları öncelikle küçük küçük doğruyorum. Bu yemek için soğanları rondodan geçirmeyelim. Böyle küçük küçük doğrarsak ete daha çok yakışacaktır. Soğanların ağza gelmesini istiyorsanız daha büyük miktarlarda doğrayabilirsiniz. Daha soğanlı bir yemek seviyorsanız soğan miktarını arttırabilirsiniz. Bütün soğanlarımı doğradım. Bir kaba alıyorum. Soğanları doğramaya başlamadan önce tenceremi ocağın üstüne koydum ve güzelce kızması için bekliyorum. Döküm tencere kullandım yemeğim için. Gördüğünüz üzere üzerinden dumanlar çıkıyor ve güzelce tavam kızmış. Öncelikle içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Yemek için yarım kilo dana antrikot kullanıyorum. Öncelikle dana antrikotlarımın altını üstünü tabada güzelce mühürlüyorum. Altı ve üstü toplam birer dakika mühürlemek yeterli olacaktır. Mühürlenen etlerin suyu içerisinde kalacağı için daha lezzetli ve daha yumuşak olacaktır. Tariflerime yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bütün etlerimi mühürledim. Mühürlediğim etleri tabağın içerisine alıyorum. Bu aşamadan sonra tencereyi yıkamıyoruz. Öncelikle içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Daha sonra bir adet sarımsağı eziyorum ve onu da içerisine ekliyorum. Sarımsak kavrulurken üzerine soğanları da ekliyorum. Soğan ve sarımsağı beraber kavuruyorum. Tariflerimde aklınıza takılan yerleri yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra üzerine bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Etlerim yağsız olduğu için içerisine bir yemek kaşığı daha tereyağı ekliyorum. Sizin etleriniz yağlıysa tereyağı ve sıvı yağ miktarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Soğanlarım kavrulduktan sonra üzerine 2-3 yemek kaşığı Balkan sos, lütenitsa diyoruz. Siz dilerseniz yerine salça da ekleyebilirsiniz. Biz yemeklerde genel olarak bu sosu kullanıyoruz. Balkan sosu da soğanlarla birlikte güzelce kavuruyoruz. Hafif kavurduktan sonra üzerine mühürlediğimiz etleri ekliyoruz.
Etleri sosun içerisine gelecek şekilde güzelce diziyoruz. Etlerin üzerine geçecek kadar su ekliyoruz. Etlerin su miktarı az gelirse üzerine ara ara su ekleyebiliriz. Şöyle bir karıştırıp kapağını kapatıyorum. Ortalama 1-1,5 saat kapağını açmadan güzelce pişiriyoruz. Etlerimiz güzelce suyunu çekmiş. Pişmiş mi pişmemiş mi diye bu aşamada kontrol edebilirsiniz. Etlerim bu aşamada pişmemişti. Kapağını kapatıp biraz daha su ekledim. Ve ortalama bir 15-20 dakika daha pişirdim. Etleri toplam 1 saat 20 dakika olacak şekilde pişirdim. Gayet yumuşak ve sulu oldular. Sosu zaten ayrı bir güzel oluyor. Yanına da pilav pişirdim. Gerçekten pilav yanına çok yakışıyor. Dilerseniz patates püresi de yapabilirsiniz. Etlerimi servis tabağıma alıyorum. Üzerine de biraz sosundan ekliyorum. Şu tabağın güzelliğine bakar mısınız? Etler kendiliğinden ayrılıyor. Yapan, yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Beni bu tarifimle tanıdıysanız farklı tariflerim için kanalımı ziyaret etmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.